Allah için işlemese ümmeti düşkün olur. Ezer. Dünya üzerine biner. Allah için işleyen dünyanın üzerine biner. Nefsi için işleyenin dünya üzerine biner. Nefsine iş yaptığı için dünyanın insanların hepsi ızdırap içerisindedir. Ezilmiş bir insanlık var şimdi. İnsanların ezilmesine sebep yetişti tam zamanında dedi. Havuzu billahine şeytanı vadi dedi. Gel hocam. Aleyküm selam. Burada hızlı değil mi? Çok iyi yaptı. Çocuklar hoş geldin. Okullar şimdi. Okullar hoş. Şeyin sen perdeleyin istersen böyle ot. Uykuyu kestirip gelmeyeceksin. Ezilmiş insandık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ne diyoruz? Şeytan fırsat bulamaz bizi ezmeye. Onun için uzakta durur, havuzu çekmese üzerine biner. Havuzu çektiği var, sen şeytanın tepesine binersin. Havuzu unuttuğun vakit şeytan seni tepeye biner. Ve işlediği amelü şeytan. Havuzu unutan adamın işi şeytan işidir. Şeytan amelidir diyor. Çünkü havuzu çekmediğinde sen kontrolünü şeytana verdin demektir. Seni şeytan kontrol eder. Şeytan kontrol ettiği vakitte her işin şeytanidir. Rahmani iş yoktur onda. Euzubillahimine şeytanı raşim. Nebuvvettir. Medet ya seyyidi desul. Anlayabilse. İnsanlık anlayabilse 40 günde kurtulur. Bütün dünya kurtulur. Çünkü bütün dünyanın bugünkü işi min ameli şeytan. İçki, kumar, bunları zikrediyor Cenab-ı Allah da bunların ikisi de diyor şeytan amelindendir. Yani şeytanın amelleri cümlesindendir içki ve kumar. Tabii içki ömür kamayı istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Ömür kamayı istediği vakitte içki içen adamın yapmayacağı veyahut yapamayacağı habislik, kötülük, pislik yoktur. Çünkü aklın kontrolü vücuttan kalkmıştır. Sarhoş adamın irade de elinde bir şey kalmadı. Bitirdi. O külliyen şeytanın
iradesinin altındadır, kontrolündadır. Ve şeytan her türlü pis ameli ona işletir. İçki sebebiyle insanlar her kötülüğü yaparlar. Üç mesele de bu. Amel-i şeytan, bunun kabahisi, umar, ferdi ve cemiyeti içinden yiyip bitiren illettir. Boşalır. Allah muhafaza etsin. Tam şeytan amelidir. Birisi insanın vücudunu sıfırlatır, işe yaramaz hale getirir. O insan ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Kumar, insanların dünya hayatını tanzim eden kuvvet menbaıdır. Efendim, bir cevherdir. Ona kumar oynayan kimse bir delik açtırır ona. İçinde ne kadar maddi gücü varsa ondan da sıfırlanır. Bedeni kuvvetiyle maddi gücünü sıfırlattığı için ikisini zikretti Cenab-ı Allah min ameli şeytan diye. İçki içen adamın vücudu gider. Cemiyetin içerisinde hasta adamdır o. Onun için Cenab-ı Allah onu men etti. Bu size yaramaz dedi. Çünkü aklınızı yitiriyorsunuz. Aklını yitiren adam her kötülüğü yapabilir. Bunu durduracağız. Kumar yasaktır. Dünyanın en zengin adam olsa bilin peserengi yok diyor. En zengin adam kumar masasına otursa dese bütün servetini koydum altına sabaha don göğmen açılır. Yani kumar, kumar belasında insan yani bir hudur tanımaz, bir kontrolü yoktur. Zengin adam kumar oynayabilir ve kaybetse yıkılmaz deme. O hırsa büründürür insanı, şeytan kumar oynayanları ki bir milyon diyor. Kaybet. 10 milyon de. Kaybetti. 100 milyon de. Kaybetti. Alacağım ben bunu illa. Sen de koy öyle. Bütün mamele kimi koydum? Sarayımı koydum. Mücevherlerimi koydum. Karısını bile koyan var şimdi. Yani öyle bir pis hastalıktır ki yani bu şarbon var, bu bekat, bekat kapandı gitti o. Milyon defa milyon berbattır şarbondan bu. Kumar meselesi. Kumar ne hoş memleket bu memleket. Kumarla yaşayan bir hükümet var burada. Serbest değil, kumar oynamaya geliyor. Cemiyeti yıkan en kötü hastalığı efendim
Euzubillahimineşşeytanirracim. Deveyi unutan kimse, bu o kimsenin üzerine biner şeytan ve kendi işini ona işletir. Yani insanlığı tahrip için insanların maddi ve manevi varlıklarını sıfırlamak için şeytan üzerine biner. Veya eliklerinden askerlerine birisini bindirir. Bunlar da ondadır. Her tarafa yetişir, o talimat verir. Ve insanlığın en büyük düşmanı şeytanı, insanlar can dostu bilir. En yakın dostumuz, ahbabımız, can ciğer kardeşimiz, arkadaşımız, our friend, most important friend, most beloved friend. Who is that one? Şeytan. Garp, garp, batı ülkelerinin hepsi şeytanın emrindedir. Batının insanının yanında onların en kıymetli arkadaşı şeytandır. Onlara delil şeytandır. Aynı hastalığı bize de aşılarlar. Ağır ağır, ağır ağır. Şimdi bizim yerimizde de efendim İslam aleminde de hece başta olmak üzere hepsinde şeytan aziz kardeşim, aziz dostum, aziz arkadaşım, kıymetli rehberim sıfatındadır. Nereye dedi? İslam alemi İslam alemi bir o dergi var. Cuma dergisi var. Bir tane çoktan istediğim bir makayım. Bakıyorum onun içeri. Dün bir defa baktım ben ona. Midem bulandı. Midem bulandı. Bu insanlar ki ışığına geçirir. Baktım, bunlar şeytanın emrinde Müslümanlar. Şeytanın emrinde Müslüman olamaz. Bunlar hepsi bir yere havlayan mahlukata benzedi. Hangi sayfayı alsa efendim, Amerika'ya hücumdan başka bir şey yok onun içerisinde. Nereye baksa ona hücum. Her kalem ona hücum ediyor. Ben tercüme ettim. Ya bütün kabahat ve Hristiyan dünyasında tabii o Haçlı Seferi, Haçlı Seferi demiş. Onun üzerinde velvele koparıyorlar. Dedim ya. Ne biçim adamdır bunlar? Bunun sebebini neye araştırmalılar İslam aleminde? Amerika'yı bizim üzerimize musallat eden sebep nedir? Hitler'in başı neredendir? İslam aleminin düzeltilecek yerleri nasıldır? Nasıl düzeleceğiz? Söylesene be. Ne hücum edeceksin ona?
biz İslam alemi olarak Allah'ın istediği gibi bir alem miyiz biz? Bugün İslam alemi Allah'ın istediği gibi bir millet midir? Tek bir millet midir? Bir kelime yok onun üzerinde, bütün hücum onlara yahu bu akılsızlık. Genci var, ihtiyarı var, efendim, Arabı var, Türkü var, bir sürü kalem sahipleri yazıyorlar. Tepem attı, öfkelendim, çok canım sıkıldı. Dedim ya bu, bizim noksanımız yok biz. Bu İslam alemi hepsi, efendim, masum, tecellinin altında. Melaike miyiz biz bu? İslam aleminin Müslümanlar melaike cinsinden mi? Daha Amerika geldi, üzerime ateş atıyor. Keşke melaike sınıfından olsaydın, yaklaşan olur mu? İslam aleminin amel-ü şeytan yaptığına dikkat etmek lazım. Bir söz bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'dan geliyor. اِنَّهُ مِنْ عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا Şeytan amelidir o, kumar ve içki. Bak İslam alemine de kumar ve içki de nasıldırlar. Durdursan onları ve birinci emir sana Cenab-ı Hakk'ın ne Amerika'ya hücum edersen, Amerika ne Çin'e hücum etmeyi yok. Ne için hücum etmeyi yok Amerika Çin'e? Çin'de yok, 1 milyarlık bir devlettir. 1 milyardan fazladır. Ya öyle mi? İslam alemi, ve İslam alemi 2 milyara yakındır. İslam alemine hücum ediyor, cesaret ediyor. Çin'e cesaret edemiyor. Sebebi nedir? Söylesene. Çünkü Çin'i bir tek adam idare eder. İslam alemine 100 bin adam idare eder. İşte bunlar ibaret. Çin'in efendim güvenlik konseyi der. Üstünde Birleşik Ulaşıkların bir ayrı koltuğu vardır. Mecburen koydular onu oraya. Koltuğu vardır. Ve verilecek kararları bozmaya salahiyeti de var. Büyük devletlerden saydırdı Çin kendisini. Halbuki bir güruh-u mekruhtur onlar. Efendim, hepsi afyonkeş. Böyle olduğu halde kalabalık, lakin tek adamla böyle döner, böyle döner. Hareketi bir kişinin elinde olduğu için korkunçtur. E şimdi Amerika Rus'la cephe kuruyormuş onun üzerine. Onun için Rus'a çıkartmıyor. Afgan'da Amerika'nın emmesine ses çıkartmıyor. Çünkü Rus da Çin'den korkar. Lakin Amerika siyasetini yürütüyor şimdi. Aldığı şeye, Alabandasına, Rus'u da, korku belası Rus da onunla beraber oldu, sen de yoksun. Ben bu tarafa yetiştiremiyorum. Çin'deki koca bir kıtayı ben tutamam. Bana yardım et. Öyle bir devlet yardıma geldiği vakitinde tabii ehl-i mesehle diye, hoş geldin diyeceğim. Emine o yavrum için ses çıkarması yok. İslam alemi 1,5 milyar ne kıymeti var? 100 bin kişi idare ettiği için o 100 bin kuruşluk bir kıymetimiz yok. Peygamber ne diyor Aleyhisselam? Müslümanlar tek vücuttur diyor. Bu çoğu Arap şeyindendir. Bu gazetelerinden yazanlar da Habi cinsidir. Bilirler Arapçasını da. Cenab-ı Peygamber müminler bir vücut misalidir.
bir vücuttur. Bir vücudun, insanın vücudunda bir yeri ağrısa, bütün vücudu ağrır diyor ondan. Ve rahatı kalkar, huzuru kalmaz, efendim, ne uyuyabilir, ne dinlenebilir. Bir uzvu, dişi ağrısa mesela, karnı ağrısa, başı ağrısa, dizi ağrısa, bütün vücut o tek arzanın üzerine gelen sızıdan dolayı rahatsızdır, huzursuz. Bu Müslümanlara söylüyor Cenab-ı Peygamber bunu. Bu Araplar ki efendim, her yerde biz birinciyiz derler. Ve İslam aleminin içerisinde en ziyade mesuliyeti onlar taşır. Bu hadisi görmüyorlar mı onlar? Bu cumayı yazan, çıkaran herifler hepsi bilmiyor mu? Nerede o İslam alemi ki efendim, Afganistan bombalanırken madem çok şey diyorsunuz efendim, hepsi kıyam etsin, ayağa kalksın desin, nedir bu yaptığı? Diyebiliyor mu? Diyemez. Bunları söylesene de Allah yolundan kaçtığınız için sizi eziyorlar. Diyemiyor bunu. Gıvırıyor, Amerika böyle yaptı. Amerika Müslüman değildir. Yapar. Sen Müslümansın, Amerika'ya cevap ver. Bu ne, bu tayyare vurmayla Amerika yıkılmaz. Şuraya bomba koymayla, buraya bomba atmakla Amerika yıkılmaz. Yok, İslam aleminde heybet yok ki Amerika'yı korksun senden. Yok, gümbür gümbür endirdi, istediğini yaptı. Ne sorun Amerika'ya be? Amerika'ya ne sorun? Amerika Müslüman değil. Sataştığı, satasan adamlar Müslüman diyerekten çıktı. Kendi haklarını bildiriyor. Öteki milletlerine kalkmaz. Söylesin Amerika, ne bu be? Ne vuruyorsun bunlara? Desene, Hicaz söyledi mi? Efendim, Pakistan söyleyebildi mi? Efendim, Malezası, bilmem Mısır'ı, Türk'ü, Arap'ı, kim söyledi? Yok. Belki dediler ki, tamam, ne istersen yap. Bize sataşma yalnız. Çünkü biz, bize de sataşır, biz de sıfır olacağız. Afgan gibi bitirecek. Hangi memlekete dönerse teker teker zaten. Küçük küçük parçaladılar. Osmanlı'nın zamanında Peygamber sancağı bir sancak altındaydı İslam alemi. Şimdi kimse kimseyi dinlemez. O ne söylemek sen? Söylesen ki Allah'ın ilk emri Müslümanların beyat edecekleri bir halifeleri olacak. Neye söylemem bunu sen? Ne Amerika'ya hücum edecek be? Amerika Hristiyan. Müslümansan Müslüman kanunu tut, hücum et üzerine. Her yerde resmi yetkin yaptık askeri ingel zireceğin yer ve ahaliye gözdağı veresin. Ahaliye gözdağı vereceğin kafirlere gözdağı versen ne be? Bu kadar tayarımız var, bu kadar tokum. Ne yapayım ben? Sen her merasimde asker çıkarıp bunları gösterdiğinde kafirler korkmaz ki. Resmiyeti yaptıracağına üzerine ne olur bakalım. İşte o Irak'taki aptal da öyle. Efendim, o kadar kuvvet Saddam denilen şeyinde değil, Araplara söyleyeyim, ben bu ilk mektep okumadı. Coğrafyada bilmez bu. Yahudi'ye gidecek an şeye döndü, Kuveyt'e gitti. Sonra şaşırtmış Devar Saddam. Yahu amma işettik. Ben burasını şey, İsrail zannettim, halbuki amma ne işettik ben. Başımıza cenni açtık. Demiş herhalde. Aslan diye yazıyor bu şeyler.
bu fanatik Araplar, Saddam için aslan, ne canları terbaşı ya, ne aslanı ve kedi bile de olamadı be. Kedi bile olamadı Amerikan karşısında. Ve kaç sene bile. Onlar da herkes ettiğini bulacak. Ehl-i Beyt'e yaptıkları için o ceza var üzerlerinde onların. Estağfurullah. İşte bu, buna canım sıkılıyor. Bu avamet Müslümanlara, ki güya kendileri Müslümanları inşaat edecek o Cuma günü şeyine, dergisi yanlar. Amerika belli. Elbette ki Müslüman değil. Lakin içerisinde bu kadar milyon Müslüman barınıyor onun. Belki 20-25 milyon Müslüman var içerisinde. Başka memleketlerden gelmiş olan adamlar var. Senin bütün işin, gücün, alışverişin, paran, kolun Amerika'da. Ne ki Amerika'nın ekonomisini ayakta tutan Arapların vermiş olduğu paradır. Söylesen onlara ne yaptın açma gazını? Açamaz. Yalancıdırlar. Hayırdırlar. Ehl-i sünnet ve cemaat düşmanıdırlar. Cahilliklerinden İslam'ı yıkarlar onlar. Başka bir şeyleri yok. Onun için dedim ıskarta. Iskartan da ıskartası. Bu Vehhabi cinsinden olan. Hepsinin resimleri var. Müslüman kıyafetli bir adam yok içlerinde. Başı açık, çenesinde sakal var. Sırtına pantolon. Ben sünnet yok mu be? Senin gibi adam sünnet değilsen, Peygamber Aleyhisselam'ın giydiği kıyafeti muhafaza etsen, lakin bunlar yenilik tarafları, reformcu. Sine kaydı tıraş, ya bıyığı var, lor makine tutturmuş sakalı var, tepesi açık veya saçları tuvaletli, yakaları ya açık, yahut kravatlı, sebze pantolonlu, üç düğmeli ceket. Bir düğmeli yetişmez, üç tane. Biraz daha bizim şeylere dönülecekler, hep düğünü kapatacak alırlar burada. Üç düğmeli. Granta herifler. Her birisi kendilerini şey zanneder. Gökyüzünden emme peygamber zanneder. Yol gösteriyoruz biz de. Öyle bir azamet tavırları da var. Sözlerine baktı, midem bulandı. Diyemeyiyor, euzubillahimine şeytanın razim. Hacı Efendi, dese şeytan uzak duracak. Demeyiyorlar. Ahbabımızdır diyor şeytan. Bütün insanlığı İslam alemine onun için atlattılar beni. Şimdi burada İslam aleminin halini söylemeye Avrupa şeytanın hizmetinde birinci derece dedim, en ahbabımız şeytandır diyor onlar. Böyle gidiyor. Döndüler bize İslam alemine de öyle bir sokuşturdular bu fikirlerini ki efendim biz de demeye başladık, o yenilik olmalı. Yenilik ne de? Eski köye yeni insan mı lazım? Senin gücünün neye ihtiyacı var? Ne yeniliği yapacak? Ben hanımlar olmasa söyleyeceğim, ben onlara ama neyse şimdi onlar dinlemez. Yenileyeceklerini. Ne yeniliği ben? Yenilik ne? Yenilediğinde yediğin, içtiğin, giydiğin meydandadır. Ne olacak? Yenilik ne olacak insana? Elbiseyi değiştirecek. Efendim beton binaların içerisine çıkacak. Rolls Royce arabaya binecek. Yani bu yenilik mi? Senin kendin
yenilendin mi? Köhne yapıyı sen yenileyebildin mi? Köhne yapıyı yenilemek Allah'ın dinine hizmetle, Allah'a hizmetledir. Sen yenilik yaptığında şeytanın hizmetinden çıktın be. Şeytanın hizmetindesin. Her yenilişi şeytanın hizmetindedir. Onun için her defa okurlar ama anlamazlar. Kullu muhtesin dalale, bid'atun kullu bid'atun dalale. Her yenilişi iş bid'attır, sonra uydurma. Hepsi de dalalettir diyor. Değişmedin ki sen. Elbiseyi değiştirdin, evini değiştirdin, bileğini değiştirdin. Lakin o köhne tekne gibi olan vücudumu şeytanın elinden teslim alıp Allah'a veremedin. Ne yeniliği be? Nereden söz edersin yenilik yenilik? Tahareti bıraktın, namazı bıraktın, secdeyi bıraktın, bütün şeytanın her işini yaptın, yenilikçi oldun. Yenilik diyor. Reformcu bunlar, yeni din isterler. Utanmadan. Cahiliyet zamanında Arapları gibi bize bunu bırak diye peygambere gelip teklif ederlerdi. Biz bunu bırak, biz kendi kendimize dinimizi sürelim, kendi havamıza gidelim. Disiplini kabul etmeyen adam bu şimdiki Müslüman. Adı Müslüman. Ve Müslümanlara başçılık yapma iddiasında bulunan bu Vahhabi kabilesi bilhassa. Hepsi hepsi. Reformcu. Eskiyi beğenmiyor. Böyle bakıyor. Tesbih tutuyor. Sarıklıdır. Şarlıklıdır. Sakallıdır. Evinde şeytan dolabı yoktur. Evinde şu bu yoktur. Çalgı çengi yoktur. Bunlar eski kafadır. Ya, yenilikçi bunları istediğin Amerika'nın efendim dellallığını yapar, bu tarafta Amerika'ya söver. Bülbütü Amerika'da icat olan ne olsa senin evinde var. Hepsini sen kullanıyorsun. Sen Amerika'ya nasıl karşı gelirsin? Paranla sana modası geçmişini satar. Başına bela yağdıracak olanını saklar içeride. Efendim, sen arada çıkarsın, havalarda dolaşırsın, önün üstünden bakar, görünmeyen teyaresi de varmış Amerika'nın içinde. Çok yukarı çıktığında görünmez, ya çok aşağıdan gittiğinde görünmez. O Pentagon'dan da geçsin şeyler. Amerika'da da o gösteriyordu tayyareleri, çok aşağıdan gider. Bir de çok yukarıdan giden var, simsiyah, kartal mıdır, bulut mudur, ne olduğu belli değil. Aşağıyı okmuş, bir aşağıdan ne oluyor, sana bir görünür, yukarıdan bum. Düşüyle sen teslim al. Bir hafta dayanmaz İslam alemine umumi muharebe atsa Amerika. Utanmadan ne sorun be Amerikan'ı Hristiyan. Senin dinini kabul etmeyen, senin dinine düşman olan sana düşman. Estağfirullah. Ve aydü lehum mesafatun min kuvvet. Cenab-ı Hak onlara karşı kuvvet hazırlayınız diyor. Hayır ben senin kuvvetin. Amerika'dan kuvvet almakla sen kuvvetli mi zannedin kendini? Senin bizzat kuvvetin nerededir? Zahiri kuvvetin sıfır. Bir aletin bozulsa, efendim yere parça vermese senin tayaren kalkmaz. Topun atmaz, tüfengin işlemez.
konuşacak olursak, kumandan edecek olursak, başka yerden kumandayla senin şeyi dalgalandırır, bozar, başka türlü söyletir, bu tarafı derken bu tarafa yürütürür, bu tarafta seni tuzağa düşürtür. Bu kaç sene evvelleri bu Filistin civarında olan muharebeler oldu. Bu Mısırlıların cebbarının zamanında Amerikan donanması bütün muhavereyi, konuşmaları şeyle iptal etti, bozdu, hareket kabiliyesi kaldı. Ne bölümde, ne kuvvetin var senin? Manevi güç sahiplerini de efendim sığır sayıyorlar. Evliyaları kabul etmezler, alçaklar. Evliya makamlarını yıkmak evliyaya hakarettir. Yıkıyor, dümdüz ediyor. Sahabe kabirlerini dümdüz etmiş. Ne hakkı var? Söylesen onları, söylemez. Vehhabilerden yem alır. Yemler onlar Vehhabiler. Bunları bu başka sayfadan bunun söylediğimiz ya. Başka. Başka kitap. Bu başka bir sayfa. Başka bir kitap. Mühim bu mesele. Alem de bunları, ama bunlar ne söylüyor? Söyle. En büyük şeytan diyorlar Amerika. Dedileri küçük şeytan. Büyük şeytan. En büyük şeytansa topladın. Şimdi ne yapmış? Dün akşam şey Amerika'dan telefon ettiklerinde bana Amerika bütün fitnenin başı bu Suudilerdir demiş. Sözleri başka, kalplerine başka tutarlar. Bunların petrolünü alacak, Rus'un petrolünü alacak demiş. 50 milyar dolara zarara girmiş. Eşidin şaşırmışlar. Vehhabiler ne iş yapacak? Bu haberi aldık mı sen? Akşam söyledin sen. Almayacaksınız demiş şeyden, Araplardan. Arapları sıfırlayacak demiş. Çünkü bütün filmlerin başı Vehhabilerdir. Çeçenistan'ı, Dağistan'ı, Afganistan'ı berbat eden bunlardır. Bu adamın işi ne orada? Bu kadar bin Arap evladı da gitti. Oraya evlat Arap'tan ne muharebesi be? Afganistan'ı neyi müdafaa edecektin sen? Ne gelmen Yahudilerle muharebe edesin? Benlerin çocukları bırakırsın sen taş atmaya. Elinde olan silah var senin ne gelmen? Senin hududunun üstündedir. Yahudi'ye ne hücum etmek? Ben yine Afganistan'da efendim Taliban, Maliban kuraysam orada Müslüman Müslümana gördüm. Kaç yüz bin kişi, milyon insanları telef etti orada. Ne işi var? O da ben hiç coğrafya bilmedim. Binlerle Arap mücahit diye biliyorum. Ne cihadı ben orada Mescid Aksa esir. Mescid Aksa'yı kurtarsa ya sen cihad ilan edecek sen oraya ne giden ne var ben nazar-ı şerifi kurtaracağım şeyden. Afganistan'a bir şey değil mi haberi? Yanlış mı söylediğim? Doğru. Cihad edeceksen Filistin'den, Filistinliler Kudüs-ü Şerif için değil Filistin toprağı için muharebe ederler, onlar da muvaffak olamaz. Onlar da 40 sene bir çocuklar taş atar. Taşla muharebe olmaz. Taşla muharebe olmaz. Derecelerine bak, düştükleri yere bak onların. Cihad ediliyormuş o. Burada ne cihad var? Afganistan'da. Bakın millet şeylerin içerisinde oturur. Çamurdan evciklerin içerisinde oturup bakırlar. Efendim sen başlarından şahlarını götür,